Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yayınında ben Işlar Sakarya'nın sunumunda Türk Ana Haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bakan Koca koronavirüsü nedeniyle 89 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybettiğini belirtirken vaka sayısının ise 98'e çıktığını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı. 89 yaşındaki hastanın virüsü Çin temaslı çalışanından alındığını belirten Bakan Koca, bugün 51 yeni vakadan meydana geldiğini, toplam hasta sayısının 98 olduğunu belirtti. Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent yerleşkesinde koronavirüste son durumla ilgili açıklama yaptı. Koronavirüs solunum yolu üzerinden bulaştığını, kalabalık ortamların en riskli ortamlar olduğunu da belirtti. Koca çocukların ve gençlerin virüsü kolayca kapabildiklerini ama bu yaş grubunda ölüme neredeyse rastlanmadığını, bu hastalıkta ölüm oranı sanılanın altında olduğunu söyledi. Avrupa ile sınırlarımızı kapattık. Bu günler böyle gitmez. İyileşen hastalar da var dediğini de belirtti. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklerimize taciz atışı yapan toplam 4 PKK'lı teröristin kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildiği, operasyonun hız kesiminden devam edeceğini de belirtti. Koronavirüs olaylarını fırsata çeviren sahtekarlar tam 40 bin şişe sahte dezenfektan ürettiler. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gazi Osman Paşa'da yeni tip koronavirüs nedeniyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dezenfektan ürünlerinin sahtelerini hazırlayarak piyasaya sürmeye çalışanlara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan depo operasyon düzenlendi. Operasyonda iş yeri sahibi gözaltına alınırken iş yerine de arama yapıldı. Yapılan operasyonda 3000 şişe piyasaya sürülmeye hazır sahte dezenfektan ve 40.000 boş şişe ele geçirildi. Mahsun Kırmızıgül sosyal paylaşım sitesinde Mübariz Masimov'u desteklediğini söyledi. Şarkıcı oyuncu Mahsun Kırmızıgül 15 Mart'ta Türkiye'de alıkonulan ve tutuklanmaya mahkum edilen Azerbaycanlı bir iş adamı olan Mübariz Masimov hakkında sosyal medyada paylaştı. Ünlü sanatçı resmi Facebook sayfasına bir story yazarak Mübariz Masimov'u destekledi ve özgürlük istedi. Dünya paralarına tüm paralarını Türkiye'de bir kuruş kazanmadan kazanan Azerbaycan halkının çoğu tutuklandı ve sevgili dostları Mübariz Masimov tarafından cezaevine alındı. Koronavirüs sebebiyle Azerbaycan'da yolcu trenleri durduruldu. 29 Mart tarihleri arasında Bakü-Sumgayit-Bakü ve Bakü-Preşki-Bakü elektrik trenleri hariç yurt içi yolcu trenleri durdurulacak. Bakü-Gence-Bakü hızlı treni, Bakü-Tiflis-Bakü büyük haç olarak, Bakü-Büyükkesik-Bakü, Bakü-Korçhali-Balakan-Bakü, Bakü-Astara-Horadiz-Bakü yolcu trenleri, Bakü-Yalama-Bakü, Bakü-Şiirvan-Hacıgabul-Bakü elektrik trenleri, bu trenler için bilet alan yolcular biletleri iade edilecektir. Ve bugün Bakü'den kalkan tüm yurt içi trenler günlük programa göre çalışacaktır. Son günlerde Türkiye'de Palmili Grubun Başkanı Mübariz Masimov'un tutuklanmasıyla bağlı sosyal şebekelerde yayılan çeşitli varsayımlarda Sokar'ın adı geçmektedir. Sokar bununla bağlı açıklama yaptı. Meseleyle bağlı Sokar açıklamasında Mübariz Masimov Kurbanoğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti'nde Emniyet Kuvvetleri tarafından tutuklanmasının Sokar grubuna karşı Londra ve Dubai'de geçirilecek tahkim prosesleriyle hiçbir alakası olmadığını belirtti. Mübariz Masimov'un Türkiye'de tutuklanmasının aksine onun Londra ve Dubai'deki proseslerine katılmasını engelleyecek ve onun mali sorumluluklarını yerine getirilmesini geciktirebilir. 2018 yılından bu yana Sokar tarafından Palmili gruba karşı başlatıldığı tahkim proseslerinin uzanması Sokar maliye bağlantısını emlak hukuklarına ve sivil emlak meraklarına olumsuz tesir gösterebileceğini ve bu sebepten Sokar'ın iş merakında olabilmeyeceğini belirtti. Sokar, Türkiye Cumhuriyeti'ne adalet sistemine inandığını ve mahkeme prosesine müdahale ihtimallerini bir manalı şekilde yalanladığını belirtti. Bakü'de bir grup Mübariz Masimov'u savundular. Bugün Bakü'de bir grup Türkiye'nin Azerbaycan'daki sefirliğinin önünde eylem yaptılar. Bir grup insan, Türkiye'de hapis olan Palmir grubun sahibi Mübariz Masimov Kurbanoğlu'nu savunduklarını belirttiler. Eylemçi, fahiş eylem, çıkın dedim. Şu, gelin buyurun, yakşı. Gelin çeçin. Azerbaycan Respublikası Prezidenti de bu meseleye dikkat yetirmelidir. Ve
Türkiye meselesinin Türkiye devletinin başçısına ben bütün analar adından, gazi kadınlar adından, gaziler adından müraciət edirəm ve deyirəm ki Mübariz Məsimovun işinin araştırılmasını öz nəzarətinə götürsün və ədalət bərpa olunsun. Mən inanmıram o adam hansısa bir pis əməlin sahibi olsun. Bəli. Bura partiya, bura partiya. Neyse bizdə bir əlavə bir şey görsən gəlin müdaxilə edin. Biz sizdən razıyıq. Heç nədən razıyıq. İmza atılır. Yaxınlaşın orada. Biz söhbət edirik. Bizim bir başqa bir şey yox. Söhbət edin imza atın. Gəlin qardaşlar, gəlin. Mübariz Məsimovun azadlığını tələb eləməyə çıxmışıq. Sən də cəhə olaraq. Biz gələk yerə sən yata. Bəli. Biz gələk bardaş qalq biz burada. Çıxmıyıq biz burada. Biz getdilər, hamı birbirində çıxıb gedirlər. Ay qızım, ay başına dönüm. Vallahi o 90-cı ildəki gənclərimiz, insanlarımız yox idi. Qorxu nədir bilmədik. İmperiya qalib gələn Azərbaycan bir vətəndaşımızdan ötəri gəlmişik. Hamı qaçdı siz demişkən, qaçdı getdi. O, ona da bizdən gəldi. İmza, telegramalar qutardı. Etibar Məmmədovdan. Hə, ondan ötəri biz çıxdıq. Cəmaat, uşaqlar, gənclər. Biz adamın səbəbi saxlamırlar, bunlar adamı. Yox, Türkiyədə tutulur. Sən ötəri, ona biz etirazım var. Hər şey qutarsın bitsin. Ya vətəndaşı başqa edir. Bu adı mən, bax da bu çox kimi, mən bunlar bir söz deyə bilmirəm. Ben İşler Sakarya News'umda Türk ana haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.